Evet, Kıbrıs Genç TV'den sportif programımızdan selamlar, sevgiler. Evet, Kıbrıs futboluna, sporuna damgasını vuran efsane isimleri sizlere artık tanıtmaya başladık. Geçen hafta Günay Caymaz'la ilk programımızı yaptık. Bu haftada iki kardeşle birlikteyiz. Ali Çetin amcaoğlu ve şu anda Girne'de bulunan Olgun amcaoğlu ile birlikte bu programımızı sürdüreceğiz. Hemen ben sevgili konuğuma Ali Çetin amcaoğluna hoş geldin demek istiyorum. Ali'cim hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk. Evet sevgili seyirciler, dolu dolu bir spor yaşamı sevgili Ali Çetin'in. Futbolcu, teknik adam, daha sonra belediye başkanı, daha sonra milletvekili, daha sonra da bakanlık ve ülkeye sadece sporda değil her konuda hizmet eden çok değerli bir arkadaşımız. Ben kendisiyle gurur duyuyorum. Bugün de beni kırmadı ve bu üstlükümüze gelerek Ali Çetin'in bütün yaptıklarını sizlere anlatmaya çalışacağız. Yeni kuşak böylesine ülke sporuna damgasını vuran insanlarımızı tanımak zorundadır. Bunların unutulmaması gerektiği inancı içerisindeyiz. Bu nedenle bu programlarımızı başlattık. Evet sevgili Olgun amcaoğlu da sanıyorum Girne'de bu hastalık nedeniyle kendisini üstlükçeye getiremedik. Sosyal mesafe kurulana uyuyoruz. Evet maskemizle yanımızda sevgili seyirciler. Ancak sanıyorum yönetmenimiz Olgun amcaoğlu ile telefonun bağlantısı kuracak ve hazır mı? Evet. Evet sevgili Ali'ciğim, bağlantı kurana kadar tekrar evet. Başlayalım. Ali Çetin amcaoğlu kim? Kısaca bir, ben seni çok iyi tanıyorum ama hocam, özellikle kuşak. Çok çocuklu bir aileye mensubum. Çocukluk yıllarımız tabii o dönemlerde bir çoğunun olduğu gibi yokluk içerisinde geçti. Neredeyse yalın ayak büyüdük. Ama hiçbir zaman hayatta yenilgiyi kabul etmeyen bir anlayışla mücadele ede ede dişimle tırnağımla çalışarak didinerek mücadele ederek işte hedef koyduğum hemen hemen her noktaya ulaşmaya çalıştım. Başarılı da oldum sanırım. Çünkü baktığımız zaman giderek işte futbol hayatından siyasete, siyasetten toplumsal faaliyetlere kadar her kademede hizmet etmeye çalıştım. Zaten toplumlarda önemli olan kendisini yetiştiren o halkına çeşitli kademelerde hizmet etmek, onların sorunlarını çözmek, toplumsal faaliyetlerde ortaklaşa çalışmalar yapabilmek ve bundan insanları mutlu etmeye çalışmak olmalı insanın hedefi. Ben de kendime böyle hedefler koyarak mücadelemi sürdürdüm. İşte bugün ne mutlu bana ki sizin biraz önce ifadeleriniz beni çok duygulandırdı aslında. Böyle düşünen insanlarımız var. Bu şekilde değerlendiren arkadaşlarımız var. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili Ali'ciğim, bağlantı hazır mı? Evet, hemen bir Girne'ye uzanalım. Tabii. Koçoğlu'na. Evet. Sevgili evet. Olgun'a bir seslenelim. Alo. 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 Evet, sevgili Olgun. Evet. Biraz sesini yükseltebilir mi sevgili öğretmenimiz? Amcaoğlunu duyabilelim. Evet. Alo. Alo. Tekrar yönetmenimiz Olgun amcaoğlu seni arayacak. Sanıyorum hatlarda bir program var. Evet sevgili evet. Abicim, nasıl oldu futbola başlamak? Kim küçükken seni teşvik etti? Önce öyle başladı. Valla aslında o dönemlerde biliyorsunuz Gönyeli'nin genel yapısı itibarıyla zaman zaman o ifadeyi de kullanırlar. Futbolcu fabrikası deniyor Gönyeli için. Gönyeli de aslında herkes spora düşkün. Evet. Sporun içinde çeşitli şekillerde futbolunda işte atletizminde
basketbolunda, kız takımlarınız. Evet, yani çeşitli dallarda insanlar faaliyet göstermeye çaba harcıyordu geçmiş dönemlerde. Ben de futbola çok merak salan birisiydim. Harmanlıklarda futbol oynayarak kendimizi geliştirdik desek yeridir. O dönemler, şimdi bazen soruyorlar, bugün neden futbol birazcık daha gerilere düşüyor diye. Ben onu şuna bağlarım. O harmanlık modeli, hazırlıklar ortadan kalkınca futbolcu yetişmesi olayı da büyük ölçüde sekteye uğradı. Biliyorsunuz geçmişte özellikle köylerde, mahalle aralarında harmanlık dediğimiz boş alanlar vardı. Hazır mı? Alanlar... Peki, hemen Ali'ciğim özür diliyorum. Evet. Hemen bir girmeye uzanalım. Evet. Alo. Alo. Evet sevgili Uğur amcaoğlu. Arkadaşım biraz daha üstlükle ses verirsen. Alo. Evet. Duyabiliyor musun bizi? Vallahi ben sizi duyuyorum da sizi duyuyorum. Ha, şimdi tamam. Evet, hoş geldin sevgili amcaoğlu programımıza. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Nasılsın? Canım kardeşim, ne var? Sağ ol, evet. Sağ ol kardeş. Biraz sonra fotoğraflar dönmeye başlayacak. Senin o güzel, müthiş arşivinden de evet, yararlandık. Çok teşekkür ediyorum sana bu resimleri bizlere verdiğin için. Evet, Ali Çetin'le ilgili olarak neler söylemek istiyorsun? Ali Çetin dendi mi, senin aklına ne gelir? Ama hiç uzun uzadıya gitmeye gerek yoktu hocam. Disiplin sembolü eşittir Ali Çetin amca. Bundan daha güzel bir tanım alanı olamazdı. Kısa veririz. Evet. Peki sevgili amcaoğlu, Ali Çetin'le birlikte büyüdünüz. Şimdi fotoğraflar ekranlara gelecek. Müthiş Gönyeli'de şampiyonluklar yaşadınız birlikte. Hatta ailece bir kadro kurdunuz. Onlar da belki de dünyada bir ilktir. O fotoğraf da az sonra ekranlara gelecek. Ali ile ilk buluşmanız, ilk maçını hatırlıyor musun? Şimdi Ali'nin ilk maçını tabii benim 3 kuşakta top oynadım. Evet. Mesela Gönyeli Spor Kulübü'nün kurucularından Ahmet Tilki. Evet. Necati Tilki'nin babası. Evet. Düşünse o zamanın kadrosunda kimler yoktu? Yani Tayyar Mülazimler, Tevfik Ustalar, Gasap Azmirler, Tevfik Ustalar, efendime söyleyeyim Ahmet Atamsoy'un kardeşi Hüseyin hocamız, bilmem ne var, he, çok Hasan Belalar. 1963 öncesindeki kadrodaydım. Ondan sonra bir ara nükleer tabiri ertelendi. 63 ertelenden dolayı ara verildi. Ondan sonra askeri takımlar kuruldu ki şu anda ekranda gördüğünüz takım Akıncı Spor'du. Hem Rahim hocam hem de benim oynadığımız bir takımıydı. Dolayısıyla 67-68'e kadar da böyle devam etti. Ondan sonra ligler tekrar başladı. Biz şampiyonluklar kazandık. İkinci ligde. O zaman şey yoktu. Süper Lig yoktu o zaman. Evet. Şimdi ekrana bir fotoğraf getirdim hocam. Evet. Malkoçoğlu uçuyor. 19 yaşındaydım ve komandoydum. Evet. Bir iddia uğruna apartmanın damında başarılı. Yani ne toprak ne işte orada 3 kat apartmanın üstünden anlatım aşağı. Evet. Bu havada çektirebilir böyle işte. Müthiş bir. Ama o zaman komandoydum. Şimdi çok ararık bugünleri. Evet. Evet. Evet sevgili yönetmenim, biz devam edelim. Resimleri bir saniye evet, bir saniye, şimdi bir kadro geldi, evet. Ali'ye hemen döneyim. Ali, bu maçı ya da bu kadroyu hatırlayabiliyor musun? Taksim sahası gibi geliyor. Evet, 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 tabii 1972
1972. Bu sanırım da ya Yeni Cami ile oynadığımız bir maç öncesidir ya Çetinkaya maçları öncesidir. Evet. Tanıyabilecek miyiz Ali Bey? Bir sayalım. Tanıyamazsak Olgun amcaoğlu'dan rica edeceğiz. Evet. Abim daha peki sevgili Olgun görelim. Amcaoğlu sayabilir misin bu kadroyu bize? Evet. Evet. En sağ taraftan Çetin var. Evet. Saçlar da hep uzun. Onun yanında Gönyeli'nin her zaman iftihar ettiği ve takdirle andığı Yusuf Özsaygı. Yusuf. Namı diye sigara Yusuf. Three Five. Evet. Evet. Three Five. Allah rahmet eylesin. Evet. Kalecimiz var. İsmi neydi? Ali bilir onu. Evet. Evet. Ses gitti sevgili yönetmenimiz. Onun yanında ben varım. Evet. Benim yanımda Allah rahmet eylesin şehit olan Hüseyin kardeşimiz var. Evet. Allah rahmet eylesin. Onu da analım. Onun yanındakini ben de şey yapamadım. Evet. Sağda oturanlardan Erbay var. Tüncel var. Evet. Onun yanındakini de çok hatırlayamadım. Niyazi'ye benzer ama. Yakup var. Evet. Yakup Hoca. Allah rahmet eylesin. Onu da kaybettik. Ve Mustafa Şanım var. Mustafa Şanım var. Evet. Evet. 70'li yılların muhteşem Gönyeli. Evet. Katrosu. Peki sevgili Ali Çetin, Olgun'la ilgili bir önemli anın var mı? Mesela. Şimdi hocam. Evet. Hocam. Ha bir tane. İşte o söylediğim ilk kuşak takım bu. Evet. Mehmet Barzak antrenörümüz. Mehmet Barzak'ın yanında Ahmet Tilki, kulübün kurucularındandır bu arkadaş. Evet. Ve oynadık beraber. Şampiyon olduk ikincilikte. Ancak o zaman çok büyük işte bu takımından bahsediyorum. Bakın mesela burada şimdi Ahmet Tilki, Tevfik Usta, Ziyan Hoca, Sayar Usta, efendime söyleyeyim, Oturur, Sami, Hüseyin Hoca, Olgun Amcaoğlu, Kasap Azmi, Hasan Allah rahmet eylesin ve Ali Baştaş. Evet. Bu evet. Gönce'nin ilk hatırlarından birisi. Bir saniye sevgili Olgun, evet. Hemen Ali Çetin'e döneceğim. Olgun amcaoğluyla böyle ilk nasıl buluştu? Hangi maç, o hatırlıyor musun? İki kardeş. Aslında çok ilginçtir. Bu arada yönetmen arkadaşım, fotoğrafları acele etme yayınlayama. Evet. 1968 yılında ligler başladığı zaman Gönyeli 2. ligdeydi tabii. Abim de aslında takımın lideri pozisyonundaydı o dönem. Ve hiç unutmam, lisansım yeni çıkmıştı. Ben Haziran doğumluyum. İşte Ağustos, Eylül gibi ligler başladığında ilk Gönyeli takımı ilk maçına çıkacak. Ve çok büyük tartışmalar yaşandı o dönem, hatırlarım. Kim oynasın? Ali mi oynasın? Yoksa Faik mi oynasın diye. Tabii Olgun abim benden yana tavır koydu o toplantıda. Çünkü sporculara da sorarlardı o dönemlerde. Futbolcuların da çok büyük şeyi vardı. Sevgili öğretmenimiz, acele etme fotoğrafları yayınlamaya, çünkü hepsinin üzerine konuşacağız teker teker. Evet. Olgun abimin de desteğiyle o gün o ilk başta yer alma fırsatı buldum. Ama bunu çok iyi değerlendirdim. İlk maçımda 7 gol attım. Ondan sonra da beni takımdan kimse çıkaramadı artık. Ve 16 yaşında. Yıl Ali'cim kaç? Efendim? Yıl kaç? 1969. 68. 68'de girdi. İliklerin ilk başladığı yıl. Olaylardan sonra. Tabii. Ben de işte 52 doğumluyum. 16 yaşında lisansım çıkmıştı o yıl. Oynar mı oynamaz mı diye tabii tartışmalar vardı. Oynadılıp oynadılmama konusunda Olgun abimin desteğiyle o gün takıma girme fırsatı buldum ve ilk maçım. İlk resmi maçı. Ben de o gün tabii onun bu desteğini boşa çıkarmadım. 7 gol atarak takımdaki yerimi neredeyse garantiledim. Peki sevgili öğretmenim, 2-3 fotoğraf geriye gidelim mümkünse. Evet.
Bunu hatırlayabilecek misin Ali? Bu İstanbul seyahati takımımızın galiba da Hürriyet gazetesini ziyaret ettiğimiz dönemdi. O dönem 1972 olması lazım. Şampiyon olduğumuz için ödül olarak Türkiye seyahati öngörmüştü o günün yönetimi. Ve o nedenle bu kadro o şampiyonluk döneminin kadrosudur. Dolayısıyla İstanbul'a gitmiştik. Hatta burada önemli bir de hatıramız var. Galatasaray'la maç yapmıştık. Galatasaray B takımıyla ve 2-2 beraber gitmişti o maç. Olgun, hatırlıyor musun fotoğrafı? Bu fotoğrafı hatırlıyorum. Yani Ali, burada ufak bir düzeltme yapayım. Evet. Hürriyet gazetesi değil, Milliyet. Milliyet, evet. Milliyet. Milliyet gazetesine gitme sebebimiz de, evet, o zaman Limasol'daki sahanın ismi Hürriyet gazetesinin kurucusunun ismiydi. Sedat Simavi. Evet. Ve Hürriyet gazetesi oldukça yardım yapardı Limasol gruplarına. Evet. Dedik biz de o zaman Gönyeli sahasının adını Ali Naci Karacan'ı tadık oluyor. Evet. Ali Naci Karacan'ı tadık olduk. Milliyet gazetesinin de kurucusu Ali Naci Karacan'ı. Evet. Doğru. Ve gittik Milliyet gazetesini ziyaret ettik. Dedik ki böyle böyle sahamızın da adını verdik Milliyet gazetesinin kurucusuna. Dolayısıyla bize elinizden geldiği kadar sahip çıkıyoruz. Peki. İlkten tabi para yardımının dışında bir yardım sözü verdiler bize. Her sene üç büyüklerden birini bize gönderecekler ve Kıbrıs'ta maç yapalım. O zaman maç yapabiliyorduk. Evet. Yani bu maçları yapamama durumunun ortadan kalkmasına bizim Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ömer Adal sebepti. Çünkü Ağrı Sami Topçan zamanında FIFA'dan gerekli izinler yazı yazılarak alınmıştı. Evet. Alınmıştı ve bu maçları yapıyordu. Evet. Şimdi verilmiş bir izin ortadan kaldırılmadan Ömer Adal takdiri yanı yazdı, işte tekrar izin istedi. Evet. Peki amcaoğlu, o konulara o konulara girmeyelim çünkü bu program Rum baskı yaptı ve maçlara ondan sonra çıkamadık, yapamadık, neyse. Peki. Bunlar da acı gerçekler. Şimdi biz bu programda Ali Çetin Olgun amcaoğlunu öne çıkarmak istiyoruz. Onun için o konulara girmeyelim. Bir fotoğraf daha aktaralım sevgili yönetmenimiz. Evet, Ali Çetin. Evet. Tarihi bir fotoğraf. 4-7 kardeş. Evet. 4-7 kardeş. Adnan Faik, şehit olan kardeşim Hüseyin. Sen. Ben. Osman Alpago. Selçuk abim. Ve Olgun. Sanıyorum dünya futbol tarihinde. Herhalde yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok değil mi? Yok. 7 kardeş. Vallahi. Bir takımda ve direkt oynadınız. Evet. Değil mi? Müthiş, evet, bir olay. Evet. Bu aslında müthiş bir fotoğraf. Keşke, evet, spor giysileri elimizde olsaydı da daha güzel yansıtabilseydik. Sevgili Olgun, nerede çekildi fotoğraf? Bu resim yani şeyden memlekette değil. Havaalanındadır. Yalnız yok, galiba, oynamadık. Ercan eski. Altımız oynadık. Selçuk abim bizden yaşlı tabii, daha büyük olduğu için o da gönlünün formasını senelerce giydi ama altı işi orada gördüğümüz altı işi. Futbolcu Selçuk abim de yönetici olaraktı. Evet. Peki devam edelim sevgili öğretmenimiz. Bir güzel takım fotoğrafı getirdin, gördün. Evet. Muhteşem bir fotoğraf. Sevgili Ali Çetin, neresi burası? Bu İstanbul Ali Samiyen galiba. Evet. Ali Samiyen. Evet. Tabii. Galatasaray'da bahsettiğimiz maç. Galatasaray'la oynadığımız maçın kadrosu. Evet, bir tanıyalım. Sevgili Ali Çetin, Adem'i görüyorum. Adem, şehit olan kardeşim Hüseyin, Faik,
Bekir Hoca, ben. Yalova'dan almıştı değil mi? Evet. Burada Olgun, Mehmet Zeki, Erbay, Mevlid. Biraz karanlık kalıyor şeyler. Karanlık tabii, üstlükte de belki Olgun bize yardımcı olur. Hüseyin Mevlid mi? Hüseyin Mevlid burada. Erbay'ın yanında. O kenardaki iki kişi yüzleri çok net görünmediği için. Peki Sevim Ali Çetin. Evet, Olgun. En kenardaki İlker, onun yanındaki Mustafa Şenol. Mustafa Şenol ve İlker. Evet. Stüdyodaki ışık düzeni pek iyi olmadığı için tanıyamadık. Evet, muhteşem. Peki Ali'cim, nasıl bu maçtan biraz bahseder misin? Galatasaray B takımıyla mı oynadık? Evet, o zaman Çilli Mehmet diye bir futbolcusu vardı Galatasaray'ın. Çilli Mehmet? Evet, onu denedikleri bir maçtı bu yaptığımız maç. Yani o da o maçta rakip takımda Galatasaray'da yer almıştı. Çok müthiş bir olaydı. Yani biz hayatımızda böyle çok kalabalık bir seyirci önünde futbol oynamış insanlar. Ankara 19 değildi. Mayıs'ta oynadık. Ha. Ona gelişim. Ha. Yani o milli takımda oynayanlar, evet, onun keyfini yaşadı. Evet, onu yaşadı ama böyle kulüp takımlarında pek alışık olmadığımız bir şeydi. Tabii orada müthiş bir atmosfer, müthiş bir hava. Ben aynı zamanda Galatasaraylı'da olduğum için çok keyif aldığım bir maç oldu aslında. Ve 2-2 sonuçlanan bir maç oldu. Çok beğenilmişti aslında Gönlü takımı. Evet. Amatör çocuklar. Ya. Peki devam edelim sevgili öğretmenimiz. Evet, sanıyorum bizim Markoçoğlu omuzlarda. Evet, omuzlarda. Bu galiba da 1978 olabilir. Olgun, nerede çekilmiş fotoğraf bu? Yok. Değil. 1972 Yeni Diyarbakır maçından sonra çekilmiş bir fotoğraf. Hani şampiyon olduydu. Evet. O muhteşem maç. Ona da geleceğiz biraz sonra. Evet. Sanıyorum Kıbrıs futbolu unutulmayan maçlarından birisidir o. Evet. Peki devam ediyoruz. Malkoçoğlu uçuyor havalarda. Uçuyor. Evet. Bu bir piknikte mi çekildi? Evet. Ailece. Selçuk amcaoğlu. Evet. Ona da selam sevgilerimizi iletelim. Muhteşem bir muhtar. Gönyeli'ye hizmet verdi. Çok seviyorum ben kendisini. Eğer izliyorsa bizi ona da uzun sağlıklı yaşam diliyorum. Evet Ali'ciğim. Neredeydi bu? Bak. O bayan kim? Bu ablam. Ablanız, evet. Rahmetli olan ablam. Allah rahmet eylesin. Zaten iki kız kardeşimiz var. Bu ailece bir piknik yapmıştık Girne taraflarında. Orada çekilen bir fotoğraftır. Evet. Ve sanırım 100'e yakın araçla konvoy halinde gidilmişti pikniğe. Millet düğün mü var, dernek mi var diye böyle bir hayretle bakıyordu. Dizi dizi arabalar sıra sıra ancak böyle büyük bir alanda yer bulabildik. Sanırım da o elektrik kurumunun şeyi var ya orada, Acapulco'yu geçtikten sonra o alanı geçtikten sonra ormanlık bir ağaçlıklı bir alan vardı. Evet. Orada çekilmiş bir aile sevgisi, aile muhabbetini, aile geleneğini yansıtan müthiş bir fotoğraf. Çok. Evet sevgili yönetmenim Mehdi, devam edelim. Evet. Olgun amcaoğlu, ödül mü veriyorsun, ödül mü alıyorsun? Kıbrıs masa tenisinin efsane ismi Ali Tanoğlu. Evet. Her zaman finalde karşılaştım kendimle masa tenisinde. Her seferinde de yendim. Evet, müthiş şampiyon oldu. Evet. Yani çok pire gibi bir adamdı öyle. Evet. Mükemmel bir masa tenisçisi. Evet. Burada Girne Halkeli'nin kulüp başkanıydı ve orada Girne Halkeli'ne bir ödül verilmişti. Bu ödülü verme şerefi de bize nail oldu. Çok hoşuma giden bir resim yani. Evet. Peki devam edelim. Devam edelim.
Evet. Yine evet. Bir ilginç bir fotoğraf. İlginç. Bu resmi ben hatırlayamadım. Olgun hatırlayabildi mi? Nefsin hatırlayabildi mi? Babam, bak babamı arada valla görünmez şeyden ışık düzeninde. Evet. Olgun evet. Televizyonda. Şimdi fark ettim babamın da olduğunu. Şey mi acaba? Bakan evet. Olgun amca oldu. En sıradaki. Galiba da odur. Odur o. Evet, odur. Olgundur. Evet. Peki devam ediyoruz. Sevgili yönetmenim, bir saniye fotoğrafları durursan Olgun Hamzoğlu'ndan rica edeceğiz. Bir telefon olması lazım. Ali Çetin'le görüşmesi gereken birisi var. Yönetmenimiz onu alacak. Hatta yayın odasında tek telefon olduğu için özür dileyerek şimdi Olgun Hamzoğlu'nun telefonunu kısıtlayacağız. Diğer telefonu alacağız. Ondan sonra tekrar Girne'ye döneceğiz. Sevgili Mehdi, biraz acele edelim. Evet Ali Çetin, dolu dolu bir yaşam. Sonra evet. Politika atlama, tekrar döneceğim ama Ali Çetin amcaoğlunun böyle başarılı bir sporcu, ülkeye damgasını vuran antrenörlük kariyerine de geleceğim biraz sonra. Nereden aklına geldi politikaya girmek? Kim teşvik etti ya da kanına kim girdi? Şimdi tabii hiç aklımda olmayan bir şeydi aslında. Çünkü benim hep politikaya girmezden önce yaşamım tamamen spor üzerine kurulu bir yaşamdı. Dolayısıyla hiç siyaseti düşünmedim futbolla ilgilendiğim dönemlerde. Fakat insan öyle bir noktaya gelir ki bu toplum, sözlerimin başında da söyledim, sizi yetiştirir, bir yerlere getirir. Artık bir daha birikim sahibi olursunuz, tecrübe sahibi olursunuz. Sizden farklı farklı beklentiler içerisine girer toplum. Dolayısıyla buna cevap vermek zorunda kalırsınız bazen. Benim de siyasete girişim aslında çevremin bu konuda bana yaptığı telkinler sayesinde oldu. Peki Ali'ciğim, tamamlanmış galiba. Bir saniye özür diliyorum. Alo, telefon hazır mı? Evet, üstlük yönden ses söyleyebilir misin sevgili Mehdi? Alo. Alo. Evet. Kiminle görüşüyoruz? Hüseyin amcaoğlu. Vay. Sayın ha. Belediye başkanım diyelim artık. Geleceğin belediye başkanı diyelim de kimse bize kırılmasın, üzülmesin. Evet. Ali Çetin gibi bir baba. Dolu dolu bir yaşantı. Spordan politika, milletvekilliğine, bakanlığa ve halka hizmete devam. Nedir Hüseyin? Babanla ilgili olarak söylemek istediğim, çünkü senin söylediklerinle bir evlat olarak bizim için bu yayında çok önemli. Ali Çetin amcaoğlu demek, öyle kısa kelimelerine izah edecek olursam, disiplin demek, otorite demek, başarı demek, insan sevgisiyle dolu bir kişilik demek. Evet. Hayatı mücadeleyle geçmiş, geldiği her noktaya kendi tırnaklarıyla kazıyarak gelmiş bir kişilik demek. Ben de böyle bir babaya sahip olduğum için her zaman gurur duydum, duymaya da devam ediyorum. Evet. Ve mutlu bana ki şu anda Ali Çetin amcaoğlu ne politikadadır, ne bir görevi var, kimsenin bir beklentisi yok ve gittiğimiz her yerde, beni ziyaretine her gelişinde onlarca insan gelir, elini öper, seslenir, sevgisini gösterir. Yani insanlar makam ve görevde olduğu dönemde değil, şimdi bile o dönemden daha fazla ilgi ve sevgi, saygı duyarlar. Bu da beni oldukça mutlu eder. Evet. Peki Hüseyinciğim, babanla böyle unutamadığın, bu yayında bizlerle paylaşabileceğin bir anın var mı? Şimdi söylediğim size... Sanıyorum antrenörlüğünü de yaptın mı Ali? Evet. Antrenörlüğünü de yaptın mı? Evet. Şimdi Ali Çetin amcaoğlu demek, disiplin demek. Şimdi ben Gönce'de futbol oynuyordum. Babam da belediye başkanı. Futbol hayatımda belki de iki tane kırmızı kart yedim 20 yılda. Bir Çetinkaya maçıydı. Türkiye'den beni getirdiler.
Her hafta maçlara geliyordum. O zaman Gönyeli'nin 7 kupa kazandığı seneydi. Evet. Biz de libero oynuyorduk. Takımın değişmez elemanları vardık. Bir hafta önce sınavlardan dolayı gelemedik. Takım mağlubiyet almıştı. Bizi büyük bir umutla Çetinkaya maçına getirdiler. Biz Çetinkaya maçında 20. dakika bir şeydi. Bir itişme yaşadık Cemal Kırın'a. Kırmızı kart yedik 20. dakika ve takımı 10 kişi bıraktık. Ve takım o gün çok çok zorlanmasına rağmen 5-4 maçı kazanmıştı. Dönüm noktasıydı şampiyonlukta. Evet. Tabii bizim bu kırmızı kart yememiz eve gelince babamdan evin etrafında dönmeye başladık. Sağ olsun İsmail Mıstıkoğlu ve Ali Lok geldi ve beni sakinleştirdiler olmuşsa. Bayağı bir böyle tepki göstermişti. Arkadaşların 10 kişi bırakmaya hakkın yok falan. Hiç unutamayacağım. Bir günüdü. Evet. İmdatımız o gün İsmail Mıstıkoğlu ve Ali Lok yetişmişti. Evet Hüseyinciğim, tabii biz seninle gurur duyuyoruz. Herhalde Ali Çetin'de senin gibi evlat yetiştirdiği için tabii sevgili anneciğini de unutmayalım. Evet. Onun da sizlerin üzerinde emeği fazla. Oğlum, yarın da anneler çocuklarımın günü... yetişmesinde en büyük katkı eşimin. İsmi ne? Emine. Emine Hanım'a da buradan selam sevgilerimizi en iletelim. En büyük katkı. Anneler gününü kutlayalım. Emine Hanım'ın olmak üzere de tüm anneler gününü bu vesileyle de kutlamak isterim. Tabii Ali Çetin ve Emine amcaoğlunun böyle güzel bir evlatları olduğu için onlar gurur duymalardım. Çünkü ben her ne zaman bakanlığa gelirsem bakıyorum, duyuyorum ve seninle ben de ihtar ediyorum. Her vatandaştan partili partisiz çok güzel ilgileniyorsun. Vatandaşa hizmet veriyorsun baban gibi. Sanıyorum politikaya da soyunuyorsun. Önün açıktır. Halka verdiğin bu hizmetin karşılığını sanıyorum Gönyeli halkı, bize gelen duyumlar doğruysa sana gereken değeri verecekler ve seni o makama getirecekler. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi yayınlar. Evet sevgili amcaoğlu, müthiş bir evet. oğlum var ya. Yani gurur duyabileceğimiz. Vallahi benim herkesi sevdiğim hep bir... söylerim. En büyük zenginliğim çocuklarım. Çocuklarımız. Bizim de öyle. Bir oğlumuz, biz kızımız var. Para, pul, her şey yani. Peki sevgili Ali Çetin nasıl belediye başkanlığına aday olma kararı aldık? Orada kalmıştık. Kim evet. kanına girdi? Hani ilk teklif yani, kimden geldi? O dönem abimdir mi? Çünkü o da muhtardı, politikacıydı sayılırdı. Elbette ki abimin de tabii etkisi oldu ama daha fazla tabii ki o dönem belediye başkanlığını bırakma kararı alan, artık aday olmayacağını açıklayan Osman Tabak'ın o tavrı, o kararı halkın bir kesimini de harekete geçirdi ve grup grup insanlar benim aday olmam yönünde bana ziyaretlere gelmeye başladı. İlk etapta böyle bir şey aklımda yoktu. Daha sonra ciddi ciddi düşünmeye başladım. Çünkü dediğim gibi sizi yetiştiren toplum sizden bir talepte bulunduğu zaman ona olumlu yaklaşmak zorundasınız çoğu zaman. Dolayısıyla ben de bunu bir sorumluluk ve görev addederek üzerime aldım. Böyle bir karar verdim. İyi de oldu. Çünkü Gönyeli'ye gerçekten o yokluk dönemleri içerisinde çok güzel de hizmetlerimiz oldu. İnsanlarla ilişkilerimiz son derece olumlu seyretti. Ben belediye başkanlığı dönemimde hiçbir vatandaşımızla mahkemelik olmadım mesela. Bu çok önemli bir olaydır. Yani insanların kurallara saygılı davranması, karşılığında belediyenin insanlara bakış açısının hep olumlu ve kendilerinin lehine bir sonuç doğuracak şekilde olması o bütünlüğü, o birlikteliği sağladı, pekiştirdi. İyi de oldu.
Evet, Ali Çetin sevgili seyirciler, futbolculuktan sonra teknik adamlığına soyundu. Futbol Antrenör Derneği Başkanlığımızı da yaptı. Beraber. Evet. Tabii unutulmayacak anılar var Gönyeli'de, ama Ali Çetin'in benim de hatırladığım unutamayacak anıları da var bir başka kulüpte. Hangi kulüpte? Kaymaklı'da. Veli Hakkı'nın başkanlığı döneminde sevgili Ali Çetin Küçük Kaymaklı'yı şampiyon yapmayı başardı ve müthiş bir olaya imza attı. Yayına Ali Çetin'in geleceğini duyan bazı Küçük Kaymaklı taraftarları ısrarla bana bizi yayına alacaksın, sevgili Ali Çetin'e de bizim de söylemek istediğimiz var dedi. Bunlardan birisi şu anda yönetmenimiz yayın odasında, lütfen bağlantı kurarsa bu Küçük Kaymaklı taraftarının Ali Çetin'i çok sevdiğini söyleyen bu taraftarın da sesini duyacağız, düşüncelerini alacağız. Evet Ali Çetin, dönelim mi o şampiyonluğa? Veli Hakkı Başkan, Ali Çetin. Başkan değil, müthiş bir başkan. Başkan. Kıbrıs'ın yani müthiş. örnek bir başkan. Yani Kaymaklı'ya göreve geldiğin Kaymaklı'yı şampiyon yapacağına inanıyor muydun Ali Çetin? Çünkü vallahi aslında ben Çetin Kaya var, Yeni Cami var, Türkçü var. Ben başaramayacağım görevleri üstlenmem. Bir görevi de üstlenirsem en iyisini yapmaya çalışırım. Elbette ki şampiyonluk ilk etapta belki hedef olarak konulamazdı. Çünkü ben Küçük Kaymaklı takımına geldiğim dönem bir önceki yıl kümede kalmayı son maçta sağlayabilmişti Küçük Kaymaklı. Dolayısıyla öyle bir takım, kümede kalmayı son maçta kurtaran bir takımdan bir şampiyon yaratmak çok da kolay değildi. Evet. Ama telefon hazırmış Ali'yim. Evet. Tekrar özür dileyerek sözünü kesiyorum. Alo. Alo. Kiminle görüşüyoruz? Halil Zeybekoğlu. Oh, selamlar Ali'ciğim. Evet, Ali Çetin. Tam Kaymaklı'yı konuşuyorduk. Evet. Ya, Raif Hoca. Efendim? Ali Çetin program yapacak ve biz kalabilir miyiz ya? Bu adam değil, melektir, melek. Anlatamam sana şimdi, isim vermeyeceğim. Evet. Sözüm değil, ismini vereyim. Geçmiş yıllardır yani Ali Çetin'in karakterini söyleyeceğim size. Azıver oğlu Hüseyin söyledi. Evet. Disiplin, başarı ve tekrar disiplin, tekrar disiplin. Beraber yönetim kurulu odasında Ali Çetin'le beraber otururuz. Üç tane büyük futbolcu ki bugün hala da onların adını silinemez tarihte de. Öyle büyük topçu. Evet. Falan topçu oynarsa biz oynamayız koca dedi. Ali Çetin sandalyeyi savurttu kendilere. Bu adam işte böyle bir adamdı. Karşı gol olacağım ama millet etmedi. Üçünü de kartı dışı bıraktı. İmzaladı. Astı şeye. İlan tahtasına. Evet. İki bir Ortaköy'le maç yaptı hoca. O gün işte eksik bunlar da. Korkut futbolculardı onlara. Evet. Çok kaliteli oyunculardı. Üçü de. Evet. Söylemek istemiyorum isimleri. Ha, isim verme. Ama kimseyi de rahatsız etmeyin. Ben hocamın burada ne kadar doğru kararlar verdiğini onu ispatlamak istedim. Evet. Neyse bu olay Ortaköy'de 2-1 kalip geldik. 1-2 hafta oynamadılar. Ondan sonra özür dilediler Ali Hoca'dan. Ve Ali Hoca bunları çünkü kartlı dışı kalmaları çok acayip bir şeydi ama tam böyle şeye daşa vurdular, gittiler, anladın? Evet. Döndüğüyle Kaymaklı, bu da çok önemlidir Bey Hoca. Yani adamın karakterine baksın, doğup büyüdüğü ve şimdi uğruna ölmek var mı desen kendini, Ali Hoca Gönyeli için ölürüm diyecek sana. Ve biz Gönyeli'yi yenersek biz kümede kalacağız. Gönyeli de küme düşecek.
yani ikisinden biri gidecek. 2-0 mağlup. Ama maç başlamadan evvel gene isim vermeyeceğim bazı oyuncular Ali Çetin'e suikast yapsınlar değilim artık veya sabote değilim, oynamak istemediler. Ali Çetin de 2-0 ilk yarı bitti, mağlubuk. Ben de girdim odaya, yine de oynanır maç. Bakın size söyleyeyim de Ali Çetin Hoca, şimdi bu gönüle yenilirseniz ben de dahi içinde ipler hazır, taş bağlayacak boynumuza, hepimizi atacak ve ben de atacağım dedi yenilir. Oynayacaksın ben adam gibi dedi. Bakarım o oynamak istemeyenler oynadı. İkinci yarı işte Akın'ı koydu kaleye. İlk yarı hiç oynamayan Hakan Demişoğlu'nu koydu. Ki epey iyiydi yani o da. O birini de koydu, neyse isim vermeyin. Ve biz maçı 4-2 sanırım 4-2 veya 4-3 kazandık. Dön yedi küme düştü. İşte evet. Ali Çetin budur. Peki Ali'ciğim. Çok teşekkür ederim. Çünkü başka telefonlar var. Olgun amcaoğlu da hatta. Ona da döneceğiz girmeye. Bu güzel düşüncelerin için Ali bir şey teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Ali. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet. Sizin hakkınız tabii hiç ödenmez. Yani o dönemin yöneticileri, o dönemin işte taraftarı, küçük kaymaklı camiası, yani böyle bütünlük içerisinde hareket eden bir kulüp elbette ki başarıları yakalayacaktı. Nitekim de öyle oldu. Evet. Yani çoğu belki işte Ali Çetin amcaoğlu geldi, teknik direktör olarak da başarılı oldu diye yorum yapmaya çalışıyor ama ben bir taraftarın, yönetimin çok çok önemli olduğunu ve onların desteği olmadan bir başarının mümkün olamayacağını orada gördüm, yaşadım. Evet. Dolayısıyla başarının büyük payı sizlerindir. Peki Ali'ciğim, çok teşekkürler. Sevgili yönetmenimiz, hemen tekrar Girne'ye uzanalım. Malkoçoğlu bekliyor. Hemen tekrar Malkoçoğlu'nu alalım. Bu arada fotoğrafları da ekranlara yansıtalım. Bakalım Ali Çetin'le ilgili olarak hangi güzel fotoğraflar ekranlara yansıyacak. Bu arada sevgili Veli Hakkı, evet, bu yine Olgun amcaoğlu'nun bir fotoğrafı, bana verirken bunun Nazım Hikmet'in Moskova'daki mezarına ziyaret ettiğini söyledi. Evet. Enteresan bir fotoğraf. İlginç bir resim. Evet, devam edelim. Sevgili yönetmenimiz, evet, bu fotoğrafı izledik. Geri bir ileri alalım. Evet. Taksim Meydanı'nda Alper Ali Güllü ile Malkoçoğlu, müthiş bir fotoğraf İstanbul'da. Evet, tamam, devam ediyoruz. Bu arada Malkoçoğlu'nu da, evet, bu fotoğrafına bayıldım. Yani bir insanı bu kadar güzel yansıtan, onun için bunu ısrar ettim. Bunu ben beğeneceğim. Sempatik, yanacıklar kızarmış. Evet. Müthiş bir fotoğraf ya. Kolay kolay yakalanamayacak bir poz bu. Evet, devam ediyoruz. Evet, telefon azı. Evet sevgili Ali Çetin, müthiş bir fotoğraf. İbrahim Özbey servis ediyor. Ona da çok teşekkür edelim. Evet, unutulmayacak bu efsane bir isim. Derman. Ertan Birinci'nin Galatasaraylar Derneği olduğu zaman Kıbrıs'a getirtmeyi başardığı dünya futbolunun unutulmayacak isimleri, değil mi Ali? Evet. Nerede çekildi bu da? O da Ahmet Aksan mı o? Evet. O dönem ben Antrenörler Derneği Başkanıydım. Dervali'nin getirilişinde. Maremonte'de bir balo yapmıştık. Ve Derval'da, o baloda Onur konuğuydu. Ahmet Akcan'la birlikte. Evet.
Hatta bir dönemde Gordon Milne'yi getirmiştik. Evet, ama o zaten Beşiktaş'ta da geldi. Evet. Beşiktaş'ta. Ama ayrıca getirmiş. Ayrıca Antrenörler Derneği'nin davetlisi olarak da Kıbrıs'a gelmişti. Yani evet. Derbal işte dünya çapında bir futbol adamı. Futbol adamı. Yani böyle bir Alman adamın milli takımı Kıbrıs'a gelmesi çok önemli, çok ilginç bir şey. Aslında Derbal Türkiye'de anlayışı değiştirdi. Yani sizin dünya takımlarından eksiğiniz yok dedi ve büyük bir anlayışı değiştirdi. Evet. Müthiş bir adam. Evet, devam edelim. Malkoçoğlu hatta mı? Peki. Evet. Ertan Birinci, İbrahim Özsoy ve Ali Çetin. Evet. Felaket bir yolu sana. Spor yazarları amblemini görüyorum. Bu plaketin fotoğrafı hatırlayacak mısın? Muhtemelen belediye başkanlığı dönemimdir. Evet. Herhalde o dönemlerde o yardımlaşmanın bir nişanesi. Ertan Birinci izliyorsa bari bir yayına gelsin de onun ağzından da dinleyelim. Nedir bu plaketin öyküsü? Evet. Devam edelim sevgili yönetmenimiz. Evet. Müthiş bir kadroda 1970'in Kıbrıs Türk karması. Evet. Sevgili Ali Çetin, neler yaşadın? Neler yaşandı bu Kıbrıs yani Türk düşün futbolda? Hocam. Nerede böyle kadroda şimdi? Bu yani ben 17 yaşında, 16 yaşında milli takıma girdim. Evet. Düşün. Yani o dönem işte hırs, başarma duygusu, azim insanı nerelere getirir. Getiriyor. Ve unutulmayacak bir futbol oynadığım dönem ilginçtir. Bütün milli maçlarda yer aldım. Evet. Futbol oynadığım değişmez. Bütün kadronun, milli takımlarımızın karmaların yani zaman, bu kadro çok çok mühim bir kadro. Evet, biz bak Önder Ali Ankara'dayken Önder Ali mesela sağ yukarıda kaleci Ali. O da Küçük ben, Hüseyin Bastellagi. Küçük Hüseyin Bastellagi. Gegen'in evet, değil mi? Evet. Enis. İsmail. Evet. Alpay, Mehmet Zeki. Zühtü Lefke'nin. Lefke'nin Zühtü. Enis de zaten kardeştirler ya. Evet. Mesut. Bu Mesut galiba Pergamon'un değil mi? Pergamon'un. Tabii. Yani düşünün. Çok iyi bir kadroda her bölgeden futbolcu var. Ya. Her bölgede star var. Ve Evet. Ona da selam sevgilerimizi yollayalım. Bu programların hastası şimdi telefonu alır. Müthiş idi ya. Yani milli takımda çok başarılı oyunculardan birisiydi Minci. Evet. Gerçekten. Devam edelim sevgili Mehdi. Evet. Bu da 69. 69. Bir yıl önceki kadro. Evet. Burada daha o eski şöhretler var. Uğuz Karayel'in i̇şte, yönetiminde. Gaslak var bizim. Yusuf Kaptan sahası. O küçücük sahada. Sahada milli maçta oynadık. Evet. Nereden nereye? Nasıl? O küçücük Atatürk sahada. Atatürk istatlarına geldik. Çim sahalara geldik. Yani. Evet. Müthiş bir Fevzi Adana var, Şahsin var, Sonal var. İsimler miyim? Var. Evet. Evet, unutulmayacak bir kadro daha ekranlara geldi sevgili seyirciler. Ve devam edelim. Evet. İşte Ali Çetin'in sert ve haşin bir teknik adam olduğunu ifade eden güzel bir fotoğraf. İbrahim de seni iyi yakalamış. Bu resim aslında çok şey ifade eder. Çok şey ifade eder. Hırsı, başarma duygusunu. Evet. Çok güzel bir fotoğraf. Bu nasıl Kaymaklı'da Kaymaklı. Kaymaklı'da göre evet. Yaptın. Küçük Kaymaklı dönemi. Evet, devam edelim. Evet. Bu da seninle belediye başkanı makamında değil evet, mi? Evet, tabii. Evet. Röportaj yapmaya mı gelmiştim? Herhalde. Yoksa katkı mı istemeye gelmiştim? Muhtemelen o zaman sen şeyin başkanıydın. Derneğin. Ispar Yazarları evet. Derneği'nin. Binayı başlatmıştık. Binayla ilgili bir görüşmeydi. Tabii sevgili seyirciler. Beni çalıştırdığını hatırlar mı şeyde? O bina inşaatında. Zannedersen o fotoğrafı. Belediye başkanıyken işçi olarak beni çalıştırdığını hatırlarım. Evet. İşte toplumsal hizmet, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden bir tanesi. Eşofmanları giyip
Birkaç gün çalışmıştım orada. Tabii ben seni de çok iyi hatırlarım. Yeri gelmişten anlatmak zorundayım. Gönyeli İstadı artık okul alayda. Yeni İstadı yapıyorsunuz. Biz de merak ettik. Geldik. Saha zemini tamamlandı. Toprak, çakırcıklar, evet. Ne paçada, ganlar şey yapıyordum. Bir baktım. Yukarıda lamaranların üstünde birisi. Tak 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 tak. Lamarina çakıyorsun Ali. Buna bak, bunu söylerken evet. Diken diken oluyor. Gönyeli İstadı'nın türbinlerinin kapanması için evet. Ali Çetin o canını tehlikeye atarak o kolonların üzerinde lambarina çakıyordu. Bunu da anlatmadan edemedim. İşte Ali Çetin böyle bir... Tabii giriş. burada geçenlerde rahmetli olan Mustafa Lord'un da hakkını teslim etmek lazım. Evet. Mustafa Lord'un da gerek kulübe gerek okula yaptığı katkılar asla ve asla unutulamaz. Allah rahmet eylesin. Evet. Geçenlerde vefat etti. Evet, etti ama toplumsal faaliyetler içerisinde hep yer alan, destek veren imece usulünü Gönyeli'de son damlasına kadar yapan, gerçekleştiren bir arkadaşımızdı. Nur içinde yatsın. Evet, bu arada Ali Çetin'le ilgili soru sormak isteyen ya da görüş beğenmek isteyen insanlarımız varsa cep telefonum numarasını benim ekranlara yansıtacak yönetmenim. Oradan arayabilirsiniz. Çünkü hatta Malkoçoğlu var. Tek hat var. Üsküdar'daki telefonu kullanamıyoruz. Evet. Bir fotoğraf daha getirelim. Saçlarda simsiyah o zaman. Evet. Evet. Rahmetlik Pars. Pars. Bu da... Ocak Gönyeli maçı mı bu? Evet. Evet. Herhalde öyle olacak. Ocak Gönyeli. Allah rahmet eylesin. Çok erken kaybettik. Ya. Çok iyi futbolcuydu ya. Müthiş bir zihnen. Yani. Evet, Türker hep de yan hakem, diğer yan hakem tanıyamadık. Evet, söyleyeyim. Güzel bir fotoğraf daha. Ömer Emiroğlu'dur galiba. Ömer Emiroğlu, evet. Evet. Evet, fotoğraflar bitti. Peki, tekrar Olgun amcaoğluna dönelim. Sevgili amcaoğlu hattayız değil mi? Evet. Evet, dolu dolu bir tarih iki amcaoğlu. Peki sevgili amcaoğlu, şimdi ikincisi de 1970'e götürmek istiyorum. Bana göre Kıbrıs futbolunun bizim yaşadığımız süreç içerisinde 55 yaşlarında en unutulmayacak. Alo. Efendim. Buyurun. Mehmet Öksüzoğlu Lari hatta sevgili amcaoğlu. Evet, neler söylemek istiyorsun, mesajın varsa Ali Çetin'e ya da Olgun'a ileteyim. Çok teşekkür ediyormuş. Evet. Sağ olsun. Gözlerim doldu. Tüylerim tükendi ki oldu diyor. Evet. Küçük kaymakada antrenörken bir önemli bir futbolcusunu Güzel Yurt'taki bir maçta oynatmadı. Akşamı parti binasında buluştuk. Abi dedim, neden oynatmadın? Mehmet dedi bana, korkulu rüya görmektense dedi bana, uyanık yatmayı tercih ederim dedi. Aldık mesajı. Evet, bir de yine antrenörümü yaptığı dönemde o gün antrenmanımız vardı genç takımın. Akşama da bir yemek verecekti bize yönetim. Çünkü hafta sonu Mavsa Türk Gücü'yle bir maçımız vardı. Önemli bir maç. Gönyeli'de. Orada antrenmanda biz kendi aramızda konuşurken yakaladı bizi Ali abi. Beni ve Ali Havuççu'yu eve gönderdi o gün. Antrenmanın yarısında.
eve gönderdi bizi disipline uymadığımız için. Akşam üzeri bir baktım eve bir araba geldi. Kırmızı bir Golf. Yanlış hatırlamazsam plakası da BA100. Öyle mi Ali abi? Evet. Öyle mi? Evet. BA100. Evet. Doğru. Duyuyor seni şimdi. Mikrofonu açtım işitiyor. Hatırlıyorum yani yanlış hatırlamadıysam. Doğru. Bizi aldı beni ve Ali'yi evden aldı. Yemeğe götürdü bizi. Ertesi gün de bizi özel antrenman yaptı. Ve o gün hafta sonu oynanan maçta. Savaşta şu anda rahatsızmış galiba. Meşhur o Süt Mausa Türk yüzünün. Evet. O da önemli bir futbolcuydu. O gün 1-0 mağlubiyetten 2-1 galip geldik ve yönetim bize o akşam hem yemek verdi hem de prim verdi dedi bize o zaman. Bunu unutamayacağım maçlardan bir tanesi. Evet. Peki. Evet. Tekrar teşekkür ederim Layık Hocam size. Gerçekten bizi eskilere götürdünüz. Gözlerim doldu, tüylerim diken diken oldu. Ve Ali abi gibi de bir hani abim köylümüz olduğu için de onunla her zaman gurur duyuyorum. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Sağ olun. Evet, bu güzel söylemlerin çok için ben de sana çok çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Teşekkürler, iyi yayınlar Raif abi. Evet sevgili amcaoğlu, şöyle bir Gönyeli'ye uzanalım Ali Çetin'le beraber. 71'e gidelim. Yeni Cami ile o müthiş maç var. rekor düzeyinde seyirci, o tepelerin hatırlıyorum etrafında. 10 bin, 15 bin seyirci var. Şimdi hocam anlat bize, sonra Ali'ye döneceğim. Eksik bıraktığımız bir şey var. Evet, şöyle. Ali Çetin'in Düşük Kaymaklı'ya gelmezden önce Alsancak Yeşilova'ya, ha, ona ben gidecektim ama futbolcu olarak transferi var. Evet. Burada gene başrolü ben oynadım. Çünkü nasıl gönderilsin ya? Aldın Ali Çetin'i söktün götürdün geçti oraya. Ali Çetin'in Gönyeli'den kaçmasına sebep Ali Çetin dışarıda, o zamanın kulüp başkanı içeride ve Ali Çetin'in aleyhinde konuşur Gönyeli'nin kulüp başkanı. Orada bitti iş. Ali Çetin Çetin'in yolunu tuttu. Çektim kendimi bir kenara. Dedim Ali, Gönyeli'ye rakip olan hiçbir takıma transfer olmaya izin vermem. O zaman da birincilik, ikincilik var. Evet. Ve Yeşilova ikincilikte. Dedim ki seni Yeşilova'ya vereceğim. O zaman da Günay Hidayet Yunan, Yeşilova'nın kulüp başkanı, fevkalade ilişkiler içindeyim. Ve antrenör futbolcu olarak dedim Yeşilova'ya gidin. Gönyeli'ye rakip bir takıma gidemeyin. Ve Yeşilova'ya antrenör futbolcu olarak dedik. O zaman bonservis verilmediğinde bir sene cezalı kalırdın. Cezalı kaldı bir sene. İkinci sene de hem antrenörlük hem futbolculuk ve bir üç kümeye çıkarttıydı Yeşilova'yı da. O transferi hiç unutmam ama çok uzun gitmeydim. Bir esas fasulyenin faydalarına. Evet. Gönyeli'de ligin son müsabakası. Gönyeli yeneceğim. Yeneceğim. Galip geldiği takdirde şampiyon yeneceğim. Beraberlik ve Gönyeli'nin galibiyeti halinde de Gönyeli şampiyon. Son maç şimdiye kadar hiçbir maçta ben 45 sayısa evvel kuyruğa girip bilet almak isteyen bir taraftan topuğunu görmedim. Evet. Ve saha hıncağımız dolu. Bir tane hakem İrlandalı, misler demeyin, Figurado. Tamam mı? Ve maç başladı. Şimdi tarihi bulamadım. Biz oradan geçtik. Biraz acele etmeyi rica edeceğim çünkü son 5 dakikamız kaldı. Çünkü aynı maçı Ali'ye de soracağım. Evet, süremiz azaldı. Evet. Evet. Ve biz bir turuna geçtik. Ancak akabinde bir kornerden Sevgili Kuvan'ın kafa golüyle bir biri sağladı. Yeneceğim. Evet. Devre bitti öyle. İkinci devre gene oyun 1-1 gider. Ansızın
biz topu diktik bizim ceza sahasının içinde. Yeni caminin bütün topçuları da çekildiği yeri faul çekildik. Sigara'da götürdü penaltının topuna vurdu topu. Aman Allah'ım bu ne? Ve şimdi size tabi bütün gönülleri idareci, taraftarı, başkanı, topçusu hepsinin bu şampiyonluğunda çok büyük emeği var ama ne isterse olsun Galeci Adem'in ayrı bir yeri var bu maçta. Topun başına geçti zihni kavga dövüş. Adem'in soluna ve direğin yanına vurdu zihni. Adem kesti. Neyse hakem hiç bizde bir aile. Hakem dedi ki tekrarlamayacak ben artık. Galeci kıpırdandı. Atıfa olmazdan eve. Mevlüt'ü görsekler. Gitti sarımız hakemin bazına. O da top oynardı. Neyse aktif o figüralı böyle sağa tabaklı keskin keskin. Ben Mevlüt hocayı aldım kucağıma attım dışarı. Dedim hoca maç bitmedi. Gol olmayabilir. Bilmem ne olabilir. Şu bu derken ikinci penaltı çekecek. Pele. Pele. Evet. Pele lakaplı bir topumuz var diyeceğim. Bizim İlker Hoca bir yumruk attı kendine. 10 sayfada yerden kaçamadı o hoca. Şey, penaltı çekildi olan. Caymaz Hoca bağırdı. Tekrar zihni olsun. Zihni vurdu. Bu sefer de sağ kale direğinin dibinden top dışarı çıktı. Evet. Ve Figueiredo'nun zihniye lafı get out diyenler. Yani öldürdüğünü yani nereden yapayım falan. Bu şekilde ve oyun bitti. 100. sayfaya oynadık. Maçı bitirmez hakem. Bir pozisyon oldu. Aşağı yukarı 5 metre olsaydı Enver ayağının burnuyla vurdu topu ama yan hakem kaldırdı bayrağı. Adem'in yanından top geçti. Adem daha zaman kazansın diye. Offside düştü ya. Topu aralara giriyor. Figueiredo düdüğü çalmak. Zor yetiştim vurdum topu dışarı. Evet. Ve 100. sayfa oyun bitti. Gönyeli şampiyon oldu. Ve Gönyeli şampiyon oldu. Evet Ali'ciğim. Bu çok senin... önemli bir şeydi ama Adem'in hakkını hiç yemeyip burada. Evet. Unutulmayacak bir maç. Peki Ali'ciğim senin bu müthiş maçla Eda ilgili unutamadığın o sahayı düşün. Televizyonun altında böyle binlerce gönüllü var. Hatırlıyorum. Neler söylemek istersin? Tabii orada bütün söyledikleri abimin doğru. Yalnız ilginç bir olay daha var orada. Bir taraftarın kale direğinin gelip kale direğini tutarak penaltı atışını beklediğini hatırlarım o gün. Yani eğer gol olsa taraftar hakeme saldırmaya hazır vaziyette ve öyle bir pozisyonda düşünün siz hakem penaltı atışına fırsat veriyor. Bir daha bir, ikinci. Yani evet böyle ilginç bir durum. Bu halen böyle gözümün önünde canlanan ilginç bir olay. Çünkü taraftar içerideyken böyle ilginç, böyle önemli bir maçta penaltı attırıyorsunuz siz ve taraftar kale direğini tutarak penaltı atışını bekliyor. Olur mu böyle bir şey? Hem gol olsaydı büyük olayla çıkacak. Çok ciddi bir yani Gönyeli halkı sıkıntı yaşanacaktı. Tutmak çok evet. Zorlardı. Hakem yani gerçekten Allah acıdı. Yoksa çok kötü olaylar yaşanabilirdi o gün. Unutulmayacak maçlarından birisidir. Evet, evet. Peki son bir maçı ben aklıma geldi şimdi. Hemen onu da anlatıp sizlere teşekkür edeceğim çünkü yönetmenimizden uyarı geldi. Gönyeli Çetinkaya Taksim sahasında. Biz de evet. Sahanın üzerindeyiz. Evet. Kemal Şemi var yanımda. Pof var rahmetli. Allah rahmet eylesin onların da şeyi. Ve Hakime Özcan mıydı acaba? Tam böyle aşağıdaki Çetinkaya İngilizdi. Hallam diye bir hakem. Hakem düt dedi baktık sanki de buldozer mi bazuka mı daha biz düt derken aşağıya bakana kadar müthiş tam da biz
aşağıdaki kalenin, Çitinkaya tarafında olan kalenin de hizasındayız Kemal Şemi'yle. Bir füze salladın Ali'ciğim. Evet. Dakika ne? Saniye. 30 saniye, saniyede. O Ertuğrul ne yapacağını şaşırdı. Bir vurdu dedi. Döndü şey Kemal Şemi, Hasan Papa, ben sana demedim mi bu adamı transfer edesin dedi. Aha bak dedi, evet. Neler yaptı ve sanıyorum o maçı aldı. Ama o füze, o 55 metre var aşağı yukarı. Santra'dan yani... vurduğum o füze gitti, mıh gibi girdi. O Ertuğrul da topu hocam, ağladı. Hocam o dönemlerde perşembeleri televizyonlarda İngiltere'den maçlar vardı. Evet. Onları izlerdik. Ben İngiltere'den bir maçta çalışmış mıydınız bunu? İzledim, evet. Bu çalışılmış bir şeydi. Zaten Erbay'ın bana pas vermesiyle direkt galeye vuruşum bir saniye. Sanıyorum Ali, attığın en güzel gollerden biri. Evet. Değil mi? Evet. O gün zaten 3-0 Çetinkaya'yı mağlup ettik. Gollerin üçünü de ben atmıştım o gün. Evet. Çok yani... çok ciddi bir şey vardı. Şampiyonla oynayan takım sayısı çoktu. Evet. Mausa Türk Gücü potada. Yeni Cami potada. Çetinkaya potada. Gönyeli potada. Beymosun takımları harap eder. Beymosun takımları gürgür eder. Yani çok mühim idi böyle ligler. Bunların içinden sıyrılıp da şampiyonluğu yakalamak. Ama tabii yani, Ali Yeşil Mevlut'un gelişiyle de çok yeni işte o kadro yansıdı. Çok yeni bir jenerasyon evet. yakaladınız. Evet, evet. O adamın tamam. şöhretinden, birikiminden yararlandınız. Sen, Olgun, evet. Mehmet Zeki, Mustafa Şenol, İlker, 7 tane adam, 7-8 evet. tane adam bir anda çıkarttınız. Tabii tabii. Kardeşin rahmetlik, onu evet. da unutalım. 8-9 tane adam girdi. En zayıf nokta kaleci yetiştirmezdiniz. Doğru, Gönyeli o konuda sıkıntı yaşadı çok. Ama mesela biraz önce abimin söylediği gibi Adem yani öyle çok iyi bir galeciydi aslında. Evet. Yani oynadığı dönemlerde takımı çok maçlarda sırtlayan bir kaleci pozisyonundaydı. Evet. Yani belki dıştan bakıldığında çok böyle cılız gibi görenler vardı ama benim nezdimde Adem memleketin en iyi galecilerinden bir tanesiydi. Şampiyon takımın galecisi. Ya. Şakası yok. Onur oynadı mesela bizde. Onur kanatlı. Rası oynadı. Evet. Bunlar hep iyi kalecilerdi. Evet sevgili amcaoğlu, son sözleri rica edeyim. Bir dakika ve tekrar Ali'ye döneceğim. Onun da son sözlerini alacağım. Çok teşekkür ederim. Girne'den programımıza katkı koydum. İki kardeşi bütünleştirdik. Sanıyorum güzel bir arşiv kazandı. Gençlik. Şimdi Ali Çetin'e ortaya zaten Gonca kaleci Ertuğrul eldivenlerinin bir tanesini giymeye yetiştirdi. İkinci eldiveni giymeden topa vardı. Evet. Ben çok güzel izledim çünkü tam hocam, tepeden kısa. Evet. Bu programı yapmakla yani o kadar çok müteşekkirim size. Anlamam yani bu eski futbolcularımızı teknik adamlarımızı böyle her hafta çıkarıp gençlik tarafından tanınmalarının sağlamak Kıbrıs Türk futbolu adına hiç küçümsenecek bir olay değildir. Ben programlarımızın bu kadar iştahlı olarak devamını diliyorum. Sizlere de bu yayın için teşekkür ediyorum. Yarın yerim kardeşim Halit'in amcaoğlunu da karşınızda görmekten çok büyük keyif aldığını bilmesini istedim. Evet Ali'ciğim, evet. Son topu sana atalım. Evet, ben de çok teşekkür ederim hocam. Yani böylesine programların spor kamuoyunda çok ilgiyle izlendiğini biliyorum. Dolayısıyla bazı geçmişte yaşanan olayları bugüne taşımak, bugünün yetişen gençliğine bunları anlatmak fevkalade önemli bir görev. Bu görevi başarıyla yerine getiriyorsunuz. Bu bakımdan sizi yürekten tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu programların tabii ki bundan sonra da devam etmesi en büyük dileğim. Herhalde devam edecek aynı şekilde. Birçok ismi yeni yetişen nesil böylelikle
tanımış olacak. Keşke elimizde görüntüler de olsa. Evet, mesela evet, bu bahsettiğim evet, maçın görüntüleri olsa şimdi o kalabalığı, evet, o müthiş penaltı pozisyonundan aktarsa evet, çok daha güzel olurdu. Yarın da tabii anneler günü. Evet. Tüm annelerin anneler gününü buradan bu vesileyle de kutlamak isterim. Özellikle de anneciği de evet, kaybettik değil mi? Annem hayatta değil. Evet. 8, 9 kardeş. 10. 10 evlat yetiştirdi bu ülkeye evet, ve gönleliği yani ayakta tuttular. Evet sevgili seyirciler, bir efsane, daha doğrusu iki efsane, biri Girne'deydi, biri Üstlük Domuz'daydı. Futbolcu, teknik adam, milletvekili, belediye başkanı, bakan, artık ne kaldı geriye, başbakan. Devam edecek miyiz politika? Yok, yeter. Yeter. Artık yeni gençler, bir kuşak geliyor. Gençler. Başka bir amcaoğlu geliyor. Bir amcaoğlu bakan, öteki amcaoğlu da, ben biliyorum Hüseyin amcaoğlu da büyük bir olasılıkla Gönyeli Belediye Başkanı'na soyunacak. Onu da deklare edelim. Onun açıklamasını da yapalım. Allah kolaylık versin. Politikaya girmek de kolay bir iş değil diyelim. Evet. Ve güzel fotoğraflarla, o güzel müzikle kimler geldi, kimler geçti. İşte bir Ali Çetin geldi, geçti. Bir Olgun Amcaoğlu geldi, geçti. Bir sürü insan geldi, geçti. Hataylı yakışıklı yönetmenimiz Mehdi, sana da çok teşekkür edelim bu yakışıklı gence. O fotoğrafları bir daha böyle ekranlara getir. O güzel müzikle ve izleyelim.